mükemmel. Gidik Oğul. Bugün Utku Can Kantar'ın evine gideceğiz ve evini biraz dolaşalım diyoruz. Odasını biraz talan edelim diyoruz. Şurada hangi dizi çekilmişti? Ne bileyim oğlum. Çukur. Çukur'un bazı bölümleri de buradan, burada çekiliyor. Ne alaka diye sormayın. Ben de bilmiyorum. Kaç tane odası var? 4, 5, 6, 7, 18, 25 tane falan odası var. Eve giderken yaklaşık olarak 3-4 tane tümsekten geçiyoruz. Tümsek sürüsünün içinden geçiyoruz. Ev ormanın içinde diye tabir edilebilir. Aslında İstanbul'da sahip olunabilecek güzel konumlardan birisi neden? Her yere uzak olabilirsiniz ama huzura da bir o kadar yakınsınız. Bas. Ama burası kocaman bir site ve her biri ayrı ayrı mahallelerden oluşuyor ve yaklaşık olarak 4 tane de güvenlik görevlisiyle korunuyor. Bakınız kimler burada? Adam gibi adamdır. Ne diyorsun oğlum? Fark edin diyorum, devam ediyorsun. Utku ve köpekleriyle beraber. Zeytin. Utku'nun köpeklerinden bir tanesi bu da Zeytin. Şeker. Şeker. Çocuğum yemin ediyorum. Bu da Arap. Şu zayıf olan hala sevdirmiyor galiba. Ya kanka o şey biraz bir daha toparladı ama hasta yani. Güzel beli kırmış falan bir de öyle toptan bir kasıma görmüşsün. Ben normalde kapıyı falan açıp magazin haberlerinde gibi aa hoş geldiniz ben de sizi bekliyordum falan diyecektim. Sonra ben siz geldiniz diye dışarı çıktım. Hı-hı. Siz değilmişsiniz. İlk buraya geldiğiniz taşındığınız zaman evin yerini nasıl öğrendin? Bulamadım oğlum, kayboldum, babam getirdi. Uzak. Bir yıl önce falan moruk ben şey demiştim hani bir ev vlogu çekeriz falan diye. Sonra o işler yalan oldu abi. Gel zaman git zaman benim şimdi taşınma durumum ortaya çıktı. Önümüzdeki ay taşınacağım buradan. Hazır dedim taşınmadan, bizimkiler Rize'de evde müsaitken. Yani merak edin, niye merak edilir bilmem bunu ama o yüzden ev vlogu çekmeye karar verdik. Bizim motorlar da burada. Allah. Ne yaptın? Çocuğum. Böyle bir şeyden öyle bir ses nasıl çıkar bende? Şey yapmak istiyorum. İnanılmaz bir videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. İnanılmaz bir şey yapacağım. Peki ne yapacaksın bu mükemmellik içerikte? Evimi tanıtacağım. Ne kadar yaratıcıyız bugün. Sanki emlakçıyız. Bu bir soygu. Hizmet ediyor amacıma. Bu bir soygu. Güvenmiyorum ki yarınıma. Bu bir soygun. Yaşarım inadına. Cesur olup bir adım at. Kaldırın elleri, notalar dönüşür silahıma. Anıl'la Canberk bu eve defalarca geldi, çıkıp böyle ilk kez gelmişler gibi anlatmak saçma olacak ama bir ev video sözümüz vardı, dedik ki onu tutalım. Hadi gezelim, ne var ne yok bakalım. Abi direkt ilk odana başlıyorum. Şu an misafir, yani şöyle. Evimiz 4 katlı, 4 katın 2. katındayız şu anda. Şurada hemen merdiven var hatta. Orası aşağı kata iniyor. Burası giriş katı. Giriş katında olduğumuz için biz burayı hem işte misafirlerimiz geldiği zaman abi, arkadaşlarımız geldi. Odalarımız olduğu kat değil de daha çok hani salon, bahçe ve terasın olduğu yerde ağırlıyoruz. Bu bir de şey konusunda çok iyi. Genelde bende vardır bu. Evden çıkmadan önce bir anda çişim gelir. Tam böyle çıktığım an. Hatta şöyle anlatayım. Geliyorsunuz abi mesela alelacele. Kaskı buraya fırlatıp direkt abi içeri giriyorsun. Burada hemen mutfak var. Ufak bir mutfak yani eve göre nispeten. Ama çok kullanışlı bir mutfak. Bir de işte buradan hemen motorları her zaman görebiliyorum. Burada yaptırdığımız beton yer aslında motorları park etmek için. Yani bir 4 motor rahat sığıyordu. Şuraya şekerin kulübesini yaptırınca şimdi 3 motor falan çok rahat sığıyor. Arabaları falan da görebiliyoruz. Sonrasında o bahsettiğim salon. Bütün ışıkları açtık çünkü gece olduğu zaman karanlık oluyor burası. Az ışık alıyor nispeten. Burada işte benim piyanom var. Bir ara bunu işte bitmeden bir tur çalarım abi. Anadolu dedi ki inadına dedi çal dedi. Ben çok bekliyorum ama çok güzel çalıyorsun. Tamam. Burası keyifli bir köşe ama. Ya burası alkol içmeyi sevenlerin keyifli köşesi. Ya bir yandan şöyle bir şey var. Ben seni tanıyalı büyük ihtimalle bunlardan birçoğu hiç değişmemiştir yerleri. Çok büyük. Bunlar görünüm olarak da çok hoş görünüyor. Altta özellikle bu 1970 model mi? Dikiş makinesi. Bunların esprisi ne kanka biliyor musun? Şimdi terasta göreceksin orada bir dolap var. Bunlar dolabın içinde duruyorlardı. Sonra bizim dikiş makinesi gelince buraya dedik ki yani dolabın üstüne koyalım. Hani en azından şeyin sabah kahvaltıda falan müzik dinlemek için ufak bir hoparlörümüz var. Bu Canberk'in sevdiği detaylardan bir tanesi. Harman Kardon abi. Bir ses veriyor işte. Geçen gün açtım. Ya açamadım biliyor musun? Onu şarjı takalım bu akşam ben açayım abi. Olur. Abi evin en sevdiğim kısmı. Sütunu. Burası misafir salonu. Genelde burada oturuyoruz misafirlerimiz geldiği zaman. Babamlar kapıdan çıkıyor, analar bacadan giriyor. Böyle bir durum var. Biz bir de şeye önem veriyoruz abi. Televizyon olmasın ki biz sen kimse televizyona dalmasın ve biz muhabbet edelim. Çünkü aslında çok televizyona bağımlılığa müsait bir aileyiz. Babam mesela bir kilitlenir, 3 saat babamla konuşamıyorsun. Sen de aynı şekilde telefona bir kilitlenir. Bende de aynı şey var. O yüzden burada yok abi. Burada yemek masamız var. Kalabalık olduğumuz zaman yani ailenin tüm fertleri burada olduğu zaman burada yemek yiyoruz. Olmadığı zaman mutfakta yemek yiyoruz. Ondan sonra buradan da terasa çıkıyoruz. Dedim ya giriş katı bahçe burada. Burası yazın yemek yemek için kullandığımız yer. Hem çok güzel esiyor burası hem de çok daha rahat içeriye göre. Daha ferah yani. Burası sonradan mı ekleme? Burası şöyle abi. Biz ilk taşındığımız zaman bu tahta şey hariç, parke hariç hiçbir şey yoktu. Burası normalde yan evle, burası ikiz villa. Komple bir terastı ve burada sadece böyle
hani ellerini koyabileceğin şeyler vardı. Tahtadan, tomaç mı deniyor, onlardan vardı. Sonra biz dedik ki burayı neden hani sonbaharda falan da böyle mevsimlerde kullanmayalım deyip bu camları yaptırdık şu. Burası da boştu, şu yan taraf. Sonra bu koltukları koyduk. Şimdi hani Aralık, Ocak, Şubat hariç işte Kasım'a giriyoruz neredeyse. Hala burada oturabiliyoruz. Çok güzel oldu zaten. Karşısında da bahçemiz var. Eskiden orada bir havuz vardı. Bizim Instagram'dan snapleri falan izleyen arkadaşlar bilir şu kahverengi alan. Havuzu da üstteki ağaçtan falan çok yaprak düşüyor. Çok zor temiz tutmak. Küçük bir havuzdu. Direkt kapattık. Hadi geçelim o zaman. Geçelim. Ama üste geçmeden önce altta ne var acaba? Gel kanka üstte. Sizde de çok gezmedik. Yani. Aşağı su, bir de rutubet oluyor abi aşağıda. Ya aşağısı bu evin böyle şey, makine odası gibi düşünebilirsin. Tabii bir de mesela burası şehre göre normalde 6-7 derece daha soğuk. Mesela Levent 20 derecesi, burası 14 falan oluyor. Dolayısıyla evin mantolaması temelden de çok önemli. Burada bir ayakkabılığımız var. Malum kalabalığız evde. Şuradaki şu mavi ayakkabılar senin. Dünyada birkaç tane var. Aynen. Sayılı bir ayakkabı. Şurada, burada çamaşırımız var. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi falan. Pardon. Çamaşır neticede. Burada istediği zaman oturması, işte ütü yapması için. Burada televizyon vardı, yeni söktüm işte. Uydu hala duruyor. Bir de işte ıvır zıvır eşyalarımızı attık. Şimdi azaldı. Tablolar falan var. Daha önceden çıkartılmış ya da ev mesela eski dizaynı vardı duvar kağıtları olmadan önce. Onlardaki şeyler, tablolar falan duruyor hala. Sonra abi ayakkabılar devam ediyor. Zamanla sığmadık. Bize bir iki ayakkabı kaldı. Bu benim eski kütüphanem bu arada. Buradakiler var abi. Ev birazcık şeye göre dizayn edilmiş. Hani başına bir şey gelirse hani bir dönem yaşayabilecek şekilde düşün. Dolayısıyla işte ne bileyim aç işte envai çeşit. Ooo bayağı şey bulursun ne bileyim yığma makarna, süt müt falan. Baksana. Ooo bunlar ne ya? Aynen böyle şey. Bir dönem çıkamasan evden aç kalmaman için bir dönem yaşayabilirsin. Ama ben şuna dikkat ettim. Oğlum var ya dünyada kıyamet kopsa adam hala keyfinden vazgeçecek. Çay stoklamış. O girdiğin abi işte esas kalbi evin. Burası iyiydi işte, çok soğuk. Bunu kendimden korktum artık. Şunlar mesela su tankları, hidrofor. Bunun sebebi şu, yani oturduğumuz yere iski bağlanmadı henüz. İski olmadığı için su kuyusu kullanıyoruz. Biz kuyudan çıkan su temizlenip sonra hidroforla musluklara aktarılıyor. Bunlar temiz su ve kirli su tankı. Kuyudan çıkan su sonuçta hadi cumburlak duş alayım diyebileceğim bir su değil. Bu depolarda temizlenip sonra hidrofordan bizim işte elimizi yüzümüzü duş aldığımız suyu oradan geliyor yani. Avantaj tarafı iskiye para vermiyorsun. Dezavantaj tarafı çok kurak havalarda işte ya da mesela kuyunun suyunun bitmesi durumunda çat diye susuz kalabiliyorsun. Bu abi evin kalbi. Kazandaki su yani duş aldığım suyun sıcaklığı, evin ne zaman ısınacağı, kalorifer, molarifer işte. Çünkü şöyle bir durum var yani kombi gibi bu evi açtığın zaman gerçekten çok ağır faturalar ödüyorsun. Bizde saatli yani mesela 2'de açılıyor 6'da kapanıyor. Hani evde ne zaman değilsek o zamanlarda tasarruf etmeye çalışıyoruz. Öğlen 12 ile 6 arası 5 arası sıcak su yok. Çünkü biz o saatlerde evde olmuyoruz zaten. O saatte kazanın ısıtmasının gerek yok suyu. Boşuna doğalgaza para vermeye gerek yok. Dolayısıyla bu makine bütün aslında tasarrufu sağlayan makine. Ha, ani müdahale de edebiliyorsun. Mesela ev soğudu dün akşam olduğu gibi. Parti modu var burada. Basıyorsun abi bir anda evi ısıtıyor. Ama bunlar hep son kaçındığımız şeyler. Mümkün olduğu kadar ekonomik davranmaya çalışıyoruz. Jeneratörümüz var abi. Kötü tarafı şu, hidrofor olan evleri bilenler bilir. Su hidrofordan geliyorsa evinize elektrik gittiği zaman suyunuz da kesilir. Bizde öyle bir durum var. Dolayısıyla jeneratörü tutuyoruz ki hani elektrik gittiği an her şey gidiyor. En azından 4-5 saat, 10 saat hani yanımızda bize elektrik sağlayabilecek bir jeneratör duruyor. Burada sandık var, adam öldürünce bunu atıyoruz. Kanka devam, yukarı çıkalım istersen. Abi burası bizim İkinci kat, ikinci salonun koridoru. Burada Nisa'nın tuvaleti var yani. Hem ikinci katın tuvaleti hem Nisa'nın tuvaleti. Nisa bu arada kanalı yeni takip eden arkadaşlar olabilir. Benim 11 yaşındaki kardeşim. Nisa'nın odası. Hop hop, orası Anıl'ın yatağı. Hayır. Burada Nisan tam olarak şu an şey aşamasında abi. Ergenlikten bir önceki level. Dolapları molapları yani oyuncak da var, işte defter de var, keman da var. Şurada işte bebekler de var falan. Tam arada kalmış bir oda şu an. Baksana şu oyuncaklar falan çok güzel. Yine kartopları, Nisan'la annesi. Aa bu bir oyunda vardı sanki. Tabu. Hah tabu. Ona tabu aldım hediye. Evet. Oyuncağı beğenmiş, oyunu beğenmemiş abi. Oyuncağı oraya koymuş, oyunu saklamış. Ha bak oraya saklamış bak. Burası hakikaten işte evde sadece aile bireyleri olduğumuz zaman takıldığımız yer. Burada da ufak bir şöminemiz var. Bu yoktu. Fakat işte aşağıda dediğim gibi evi ısıtmak çok maliyetli olduğu için biz de dedik ki yani evin en alt katını ısıtmanın hiç mantığı yok. Kütüphaneye geçtim şu CD'ler. Baksana şu Sezen Aksu. Kim bilir hangi yılın? Valla bilmiyorum ama inanılmaz bir arşiv var. Yani burası salon abi. Normalde biz bir yer burada işte akşam 8-8.30 yemekten sonra televizyon izleyip şey mayışıp sonra da uyumaya gidiyorlar yani çok da inanılmaz bir sırrı yok. Şunu da babam spor yapsın diye aldık. Öyle yapmıyor. Şurada da ufak bir balkon var. Biraz önce aa bak bahçenin ışıklandırmasını açmışım. Hayatımın %80'ini yaşadığım yeriydi.
Evdeki hayatının %80. Evdeki hayatım. Ha, hayatla ev arasındaki hayatı yaşıyorum dersen evde %10'lu yaşıyorum. Hop, orası da benim odam abi. Cemberk de hoş seviyor. Aydınlıkta sevişemem. Burada ben kalmıyorum çünkü burada internet çekmiyor. Evin internet çekmeyen tek yeri bu yatak. Buradan kalkıyorum, burada çekiyor. O yüzden ben burada bir kere şu şekilde uyudum. Ha, sen o yüzden mi öyle uyudun? Lan bir gün bir geldim. Böyle uyumuştum. Abi buranın tek kötü yanı ne biliyor musun? Benim odada da var. Şunlara kafayı mutlaka çakıyorsun abi. Ben iki kere çaktım. Alışamıyorsun eve başta. Bunun böyle olması sebebi şu an çatı katındayız. Şimdi böyle gezerken abi mesela ani bir hareket yapıyorsun falan. Yani eğiliyorsun. Sonra mesela bir şey oluyor. Kaldırayım derken kafayı çok ağır çakıyorsun. Ben taşındığımız yıl 3 kere kafam şişti benim çakmaktan. Biraz fevriyim ben. Arkada dolaplar var. Hep çatı katına göre kesilmiş dolaplar. Çünkü burayı daha uygun kullanamazsın. Hani Ikea'dan dolap alayım, buraya koyayım falan diyemiyorsun çatı katında. Yanında bir terasımız var. Burada ufak bir balkonumuz var. Biz kış bahçesi diyoruz buraya ya da veranda. Arkada böyle bitkilerimiz var. Üvey annem aşırı sever bitkileri. Mesela şu aloe vera. Yaralarına sürdüğün zaman iyileşmenizi artıyor. Bayağı bir artıyor. Bunun sıvısını kremlerde kullanıyorlar. PUBG'deki hap gibi, ağrı kesici gibi. Ha, aynen. Dayanıklılar. Enerji şişeyi. Özellikle yazın falan çok keyifli oluyor burası. Bir tane şöminemiz var. Burada kestane mestane işlerini falan. Yani çok böyle komşularım değil. Ev karanlık olmuş olabilir biraz. Böyle inanılmaz evler falan yok. Malum ormandayız. Karşımda bir tane tarla var. Burada salatalık, domates falan yetiştiriyorlar. Şurada gördüğünüz ışıkları olduğun yer at çiftliği. Orası Sabancı'ya ait bir yer. Böyle birkaç tane daha ev var. Az bir yer zaten. Burada toplasan şu iki sokakta 25 konut falan var. Yani yaşayan da maksimum 60 kişi falan vardır. Burada evin bitişi işte benim duş, tuvalet falan. Duş, tuvalet değil, ne anlatılır ki abi? Ev bile onda duş, tuvalet değil, ne anlatıyorlar? Bu düşünme, plan, program olan. Bu şey, kaçış. Kaçamayış. Yani burası da son olarak benim odam. İnanılmaz böyle şaşalı teknolojik bir odam yok. Daha önceden çok karma karıştı benim odam. Her yerinden böyle telefonlar, televizyonlar, aparatlar, bir şeyler çıkardı falan ve hani içinde kaybolur bunlar. Sonra minimalizmle ilgili bir tane belgesel var, size de attım hatta. Evet. Onu izledim abi. Ondan sonra dedim ki ben burayı komple toparlamalıyım. Şu an çok başarılı değilim ama elimden geldiği kadar toparlıyorum. Şimdi taşınma evresi falan da olduğu için çok şey değil abi. Aa, taşınma evresi mi? Peki bunu ne yapıyorsun? Senin gibi sosyal bir insan. Eski hattımı taktım ona. Ha. Numaramı değiştirdim 2-2,5 ay evvel. Eski hattımı taktım. O da neden abi biliyor musun? İşte HGS mesajı, banka SMS'leri falan hala onay kodları ona geliyordu. Evet. Oda da böyle sade bir oda, gene çatı katı. Buralara kafaları az çakmadım. Bu televizyon, masa falan hepsi yeni eve gidecek. Ben şu an ailemle yaşıyorum. Şimdi tek yaşamaya başlayacağım. Kıyafetlerim falan var. Hiç açmayayım, aşırı dağınıklarım. Yani şöyle bir özet geçmem gerekirse. Dağınık. Burada işte motorla ilgili eşyalarım var. Yani odanın yarısı sürekli motorla ilgili olan şeyler abi. Burası tek dağınık olmayan dolabım burası. Burada da PlayStation 1 var abi. Ama açılmıyor. Ne evle ilgili ne söylenebilir abi? Yani bilmiyorum insanlar ne merak ederler ama gerçi yani 10 yıldır alıştığım bir yerde şu garip diyemezsin. Büyük bir ev işte, yaşaması çok keyifli. Çok güzel bahçesi var falan ama evin kötü yanları da var. Mesela ulaşımımız yok. Yani buraya toplu taşımayla gelemiyorsun. Mutlaka bir aracın olması lazım. Ya da mesela toplu taşımayla gelebildiğin yer 2 kilometre mesafede. Ben genelde çıkıp alıyorum bir arkadaşımla. Bakkal yok. Hadi bir ekmek al gel dedim. 20 dakika sürüyor. En yakın benzinlik var bir tane. O da ekmek yoksa. O zaman alt kata inelim, ışıkların altında güzel bir kapatalım. Yok, burada kapatalım ya, ne uğraşıyoruz ki? Sen piyano bir daha çalacaktın. Onu çalarım sonuna. Hadi çalarım. Çalarım. Sonu için çalarım. Tamam, sonuna geldik zaten. O zaman şimdi piyano çalmaya geçelim, hadi geçelim. Ya bu kadar şey olmaz. Mütevazi. Ya çalıyorsun. Hayır. Ya nikah masası çalar mısın? Videoyu beğendiyseniz ki evli onun da nesi beğenir bilmiyorum ama beğenme butonuna basıp bize destek vermeyi, olur da videoyla ilgili ya da evle ilgili sorularınız varsa sorularınıza cevap vermemiz için imkan sağlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz. TV çıkışı gibi olmadı mı?